Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Baş ağrısı kapalı bir kutu gibi bir durum. Yani başımız taşıyoruz falan ama hepimizin o ne kadar komplike, ne kadar kompleks bir yapı olduğu konusunda bir fikrimiz var zaten. Bu mutlak olarak bilinen bir durum. Ama bugün baş ağrısının sebepleri o kadar çok fazla ki, ama kemiğin içerisinde bir organ, evet, beyin dediğimiz organ. Bu baş ağrılarını yapan sebepler o kadar fazla ve bunu göremiyorsunuz. Yani içini göstermeniz gerekiyor sebeplerini anlamanız, evet, için. Onun için bugün günümüzde mesela işte diyelim ki baş ağrısı bir kitleye bağlı mı, yani bir tümöre mi bağlı, bir diyelim sinüzite mi bağlı, bir herhangi bir damar problemine mi bağlı, kanama mı bağlı filan gibi bir sürü sebebi günümüzde bir radyolojik tetkikle, yani bu MR da olabilir, tomografi daha çok MR detaylandıran bir belki yöntem. MR ya da tomografiyle bugün bir baş ağrısını çok, eğer altında yatan bir sebep söz konusuysa, çok rahat bir şekilde radyolojik olarak bunu ortaya koyabiliyoruz bir şekilde. Bu açıdan şunu söylemek istiyorum. Yani radyolojinin bu günümüzdeki bu semptomlara karşı, yani ben kişisel olarak hani işte uzun zamandan beri radyoloji pratiğini yapan birisi olarak, işte radyoloji uzmanlığı yapan birisi olarak çalıştığım hastanenin olanakları doğrultusunda tecrübe edinme olanağı olmamdan kaynaklı olarak, yani her türlü cihazda tecrübeyi orada oluşturmamdan kaynaklı olarak şunu söylüyorum. Bu tip işte kas ağrısı, diz ağrısı, kol ağrısı, omuz ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı gibi semptomları eğer doktoruna gitmediyse bana yöneldiğinde, ben çoğunlukla doktorun üzerinde hastayı, yani tabii ki doktorun yine vereceği bir kararla ilintili, hastayı tanıdığım için o ağrısına yönelik üstüne gittiğimizde radyolojik olarak gerçekten çoğunlukla bir sebep bulabiliyorsunuz. Ama o hastalar gerçekten birçok yeri dolaşmış oluyor. Yani mesela diyeyim ki dizinin arkasında bir hastamız vardı. Birçok yere gitmiş, hatta da profesör arkadaşım. Ya insan hani oraya bir tane bu ağrının radyolojik olarak bir zemini varsa radyolojik olarak saptayalım. Evet. En azından durumun şeyini koymuş oluruz. Yani ismini koymuş olabiliriz. Ve buradan şunu söylemek istiyorum. Radyolojinin, evet, bu tip durumlarla ilintili olarak doktorların da bu nosyonu, yani bizzat hastaların başvurduğu doktorların da bununla ilgili olanakları olan doktorlar artık bu konuda çok kendilerini geliştirdiler. Mutlaka hastayı radyolojiyle buluşturuyorlar. Tabii radyolojinin de o birikim ve deneyimleri de bu değerlendirmeye yansıttığında çok iyi sonuç çıkıyor. Hastanın en azından durumunu, neden kaynaklandığını ortaya koyabiliyoruz. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.